9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 205 aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Cevap: Batınilik, batınilik ya da batıniye, İslam'da Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma batınilik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de batını denir. Kutadgubilik, kutadgubilik, 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Ulu Buğra Karahan'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Siyasetname, siyasetname veya Siyerül Mülk, Nizamül Mülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dini bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir. Melik, Hakan, Hükümdar, Padişah, aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Büyük Selçuklular, Batınilere karşı aldığı tedbirler nelerdir? Cevap: Büyük Selçuklu Devleti, Hasan Sabbah üzerine birçok sefer yapmıştır. Askeri olarak müdahalelerde bulunan Selçuklu Devleti, Haşhaşı olarak tanımlanan bu grubun sonunu getirmek için çok uğraşmıştır. Batınilere ağır yenilgiler yaşatan Selçuklular, Alamut Kalesi'ni kuşatsa da alamamıştır. Hasan Sabbah ölene kadar terör hareketleri devam etmiştir. Batınilik hareketlerine son olarak en son müdahaleyi yapan İlhanlılar son vermiştir. 2. Büyük Selçuklular Anadolu'nun Türk yurdu olması için Bizans'la hangi savaşlar yapmıştır? Cevap: Dandanakan Savaşı, Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Miryokefalon Savaşı. 3. İlk Türk İslam Edebi eserleri hangileridir? Cevap: Kutadgubilik, Yusuf Has Hacib, Divan-ı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki, Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi. 4. Türk İslam dünyasının liderliği hangi olayla Büyük Selçuklulara geçmiştir? Cevap: Abbasiler, Büveyhoğulları ile siyasi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bunun üzerine Selçuklulardan yardım istemişlerdir. Selçuklular Bağdat seferi yaparak Büveyhoğulları sorununa son vermiştir. Bu olay sayesinde Selçuklular Türk İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenerek lider ülke olma pozisyonuna girmişlerdir. Selçukluların İslam dünyasında siyasi bir önder güç olması devletin daha da güçlenmesine, büyümesine neden olmuştur. Bütün dünyanın saygısını kazanmayı da başarmışlardır. Selçuklular dönemin en önemli güçlerinden biri olmuştur. 5. Büyük Selçuklu Devleti dönemindeki önemli bilim insanları ve çalışma alanları hangileridir? Cevap: Ahmet bin Musa, sistem mühendisliğini kurmuştur. Ali bin İsa, göz kusurları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Beyruni, astronomi ve coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır. İbni Cessar, cüzam hastalığının tedavisini bulmuştur. İbni Heysem, optik ilminin kurucusu olarak bilinir. İbni Karaka, torna tezgahını bulan kişidir. İbni Rüşd, astronomi ve tıp alanında çalışmalar yapan kişidir. İbni Sina, tıp alimidir. İbni Yunus, sarkacı bulmuştur. 6. Türk İslam devletlerinin hukuk sistemi hangi esaslara göre oluşturulmuştur? Cevap: Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi şer'i ve örfü olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şer'i davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yetkiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar, devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen örfi mahkemelere başkanlık ederdi. 1. Kutadgubilik de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar. Buna göre Kutadgubilik de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmamıştır? A. Ordu, B. Siyaset, C. Hukuk, D. Din.
E. Ekonomi. Cevap, D. İkinci ilk Türk İslam devletlerinde hükümdarlar denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmi belgelerde tevki ya da tura denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve taçları vardı. Saray önünde beş namaz vaktinde, savaşlarda ve törenlerde denilen müzik çalınırdı. Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Tıraz Nevbet. B. Çetir Mehter. C. Tıraz Mehter. D. Tu Nevbet. E. Tura Nevbet. Cevap, A. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 205 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.